Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi de sizlerle grip dışında yeniliği sürdüren şiire bakacağız. Birinci sanatçımız Behçet Necatigil. Behçet Necatigil kimdir? Evler şairi olarak bilinir. Divan edebiyatının ve halk edebiyatının yöntemlerini çok iyi tanıdığı için bu edebiyatlardan da yaralanmıştır. Şiirlerinde modern insanın yalnızlığı ve çıkmazları ile sıradan insanların yaşamlarına yer vermiştir. Şiirlerinde hüzün ve umutsuzluk hakimdir. Batı dillerinden dilimize birçok yapıt çevirmiştir. Radyo oyunları da önemlidir. Necati ile göre iyi kurulmuş, diyalogları iyi ayarlanmış bir radyo oyunu bir şiir açıklaması, şiir yorumudur. Sonraki maddemize baktığımızda Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde masal ve mitoloji öğelerini şiirlerinde en çok kullanan isimdir. Unutmuyoruz masal ve mitoloji öğelerini şiirlerinde en çok kullanan isim. Tevriye sanatını çok seven ve çok kullanan şair bu sanata olan ilgisini İki Başına Yürümek adlı kitabının ismiyle de işaret eder. Uyguladığı bazı tekniklerle anlam çoğaltmalarına gidip kendi şiirini çokgen olarak tanımlamıştır. Panik Atlı şiirinde unutmuyoruz bu şiiri. Panik Atlı şiirinde Yunan mitolojisinin izleri vardır. Bugünün şiiri mümkün olduğu kadar eskiye Es, bugün bugünün şiiri mümkün olduğu kadar eski atıflarla ilerlemelidir diyen Behçet Necatigil eski edebiyattan fazlasıyla beslenmiştir. Divançe isminde de bir kitabı vardır. Bu kitabın bölümlerine de kasideler ve gazideler kas, kasideler ve gazeller ismini vermiştir. Şiirlerinin çekirdeğini oluşturduğunu söylediği ve şiircik, şiirimsi düz yazı yaz, şiirimsi düz yazı ve şiir uçları diye adlandırdığı şiir ile düz yazı arasında olan bir mısralık, bir beyitlik, bir veya iki cümlelik yazıları vardır. Bu tür divan edebiyatındaki mısrayı azade müfret ve mısrayı bercestelere benzer. AF kitabında geçen bir cümle değerli arkadaşlar bu cümleye dikkat ediyoruz kafiyenin şiirden atılmasını, şiiri katletmek olarak nitelendiren ve mısrada rastgele simetrik yerleştirilmiş kafiyelerin şiire bir mimari değer kazandıracağını belirtir. Diğer bilgimize baktığımızda, manzum, ma manzum masaların yer aldığı Üç turunçlar adlı radyo oyunu, 3 turunçlar masalının işlenmesinden yola çıkarak yazılmıştır ve oyunun iç öyküsü bu masal üzerinden anlatılmaktadır. Bu eser Karaca oğlan ile İsmikan Sultan hikayesiyle de benzerlikler gösterir. İlhan Berk'in şiirin şiiri kendisidir, kendisi şiirdir dedi ve saklı su diye nitelendirdiği şair Behçet Necatigil'dir. Dikkat edelim sanatçıların birbiri hakkında yaptığı önemli değerlendirmeler de soru olarak çıkabilir. Bakın İlhan Berk Behçet Necatigil için şiirin kendisi kendisi şiirdir ve saklı su diye nitelendirmiştir. Mesela Behçet Necatigil de İlhan Berk'i Behçet Necati Gel'de İlhan Berk hakkında mesela şiirimizin uç beyi, şiirimizin evliya çelebisi ve şiirimizin korku çocuğu şeklinde nitelendirme yapmıştır. Devam ettiğimizde ayrıca onun için şöyle demiştir İlhan Berk. Biliyoruz ki hep bir ayraç bırakılmıştır şiirlerde bir gün dolduralım diye biz. Behçet Necati Gel şöyle demişti. Divan şiirinden yararl yararlanmayı ölmüş kelimeleri dilitme diye anlıyorum ben. Estetikten, istiften, disiplin, disiplinden yararlanma diye alıyorum. Halk şiiri nasıl bir yanıyla toplumcu şiire kaynak olabiliyorsa divan şiiri de biraz kapalı, biraz soyut şiire öylece destek olur. Fakat şiir ne yöne yönelirse yönelsin geçmişten kopamaz. Eski motif ve imgeleri de değerlendirmek, onlarla da beslenmek zorundadır. Evlerin dünyasını ona öğreten, kuvvetim olan şairim dediği ve şiir yazmaya başladığı ilk yıllardan biri onu çok etkilemiş olan Ziya Osman Sabah'dır. Şimdi Behçet Necatigil için evler şairi diyoruz ya bu evler şairi dedirten şey yani onu bu konuda etkileyen kişi Ziya Osman Sabah'dır. Onun hakkında şöyle demişti yazısına bakıyoruz. Ziya Osman Sabah'a çok şeyler boşluyum. Yıllar boyu benim dünyamı çizmiş iç ve dış etkilerin başlangıcını, ilk anlatımı, anlatımı, anlatımını, ben onun anlatımımı yani ben onun şiirlerinde buldum. Ziya Osman Sabah bana evin, ocağın vazgeçilmezliğini, kişinin ancak evinde ol oluşabileceğini ne yapsa etse bu kadar daireden dışarı taşamayacağını öğretti. Şiirleriyle olduğu kadar iştenlik dolu ve düz ömrüyle de bireyin kurtuluşunun belki biraz safça bir düşünce eve bağlı olduğunu ben ondan öğrendim. Behçet Necatigil'in evler şairi olmasındaki en önemli isim kimdir derse cevabımız Ziya Osman Sabah. Selim İleri'nin kırık inceliklerin şairi dediği sanatçı Behçet Necati dikkat ediyoruz. Az önce de İlham Berk saklı su diye nitelendirmişti. Kırık inceliklerin şairi diyen kişi ise Selim İleri'dir. Ayrıca onun için şunları demiştir. Ustalık katındaki şiirin yanı sıra özlü radyo oyunları kendine özgü üslupçu kıvrak Özel ve söz dizimli düz yazılar, aileye, arkadaşlara yazılmış alçak gönüllü hayatı dile getiren mektuplar, edebiyatçılarımızı ve modern edebiyatımızın eserlerini unutulmaktan koruyan eşsiz iki sözlük bir mitoloji çalışması, Türkçe'ye Türkçe söyleyiş, ifade ediş zenginlikleri katan çeviriler. Necati Gelin bize bıraktı miras. Mesela onunla ilgili de şöyle bir şey yazmıştır. 27 daire apartman yatmış sanki ölüm uykusuna çıt yok bekler gibi pusuda yeterince okunsaydı Necati Gelin çıt çıkar mıydı düşünmeden edemiyor insan. Eserlerine baktığımızda kapalı çarşı, şiir türünde yazdığı eserler yani. Kapalı çarşı iki başına yürümek bir de evler şiirini bilmemize fayda var. Bunun yanında eşsiz iki eseri daha vardır. Edebiyatımızda eserler sözlüğü ve edebiyatımızda isimler sözlüğü. Üç Turuşlar adlı radyo oyununda az önce söylemiştik. Şimdi Hilmi Yavuz'a geldiğimizde Batı şiirini de Türk şiirini de iyi bilen sanatçıdır. Ölüm, kaçış, yalnızlık gibi temalarını serbest tarzda yazdığı ile dile getirmiştir. Şimdi asıl önemli olan kısım şu. Bu bilgi AOF'de de geçiyor değerli arkadaşlar. Şu kısım dikkat ediyoruz. Şiir anlayışının en önemli kavramlarından biri sahihlikti. Sahih sahihliktir. Ona göre bu kavram şairliğin ölçütüdür. Bir şair büyük olabilir ama gelenekten yararlanmıyorsa sahih olamaz. Bu anlamda yaptığı deyiş, değişenin yap bu anlamda yaptığı değişenin içinde değişmeyeni çıkarmak, bulmak tanımlaması Yahya Kemal'in ismi imtidat kavramıyla benzerdir. Kendini çağdaş gelenekçi olarak nitelendiren sanatçı Edip Cansever'in yapılan bir şeydir şiir sözünden yola çıkarak şiiri bir nesne olarak görür ve bir şiiri yaparken ciddi bir mesai harcamak gerektiğini ifade eder. Hilmi Yavuz sahih kavramını unutmuyoruz. Şiir türünde yazdığı kitaplara baktığımızda Hüzün ki en çok yakışandır bize Doğu Şiirleri ve Bakış Kuşu Ümit Yaşar Oğuzcan'a baktığımızda birçok kez intihara kalkışmış ama bunu başaramamıştır. Bununla birlikte oğlu da intihar ederek ölmüştür. Bunun için yani Ümit Yaşar Oğuzcan için Acılar Denizi şairi de denir. Şimdi bizim için önemli olan nedir? Aşık Veysel'in şiirlerini Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yayımlayan kişidir. Şöyle bir bilgi daha var. Aşık Veysel'i Türk Edebiyatı'na tanıtan kişi derse cevabımız Ahmet Kusi Tecer. Aşık Veysel'in şiirlerini Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yayımlayan kişi derse cevabımız Ümit Yaşar Oğuzcan ol olacaktır. Şimdi... Mesela Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşık Veysel ile ilgili yazdığı şeye baktığımızda şiirde sağlam temeldin, insanlıkta en güzeldin, biz bir umut, sen Veysel'din, dostlar seni unutur mu? Şiir türünde yazdığı bazı eserlere baktığımızda sahibini arayan mektuplar ve acılar denizi şiir kitapları çok fazla çıkar. Özdemir Asaf'a geldiğimizde Özdemir Asaf kısa şiirleriyle tanınır. Özellikle bu Özdemir Asaf'la ilgili bilmemiz gereken anahtar kelime İnsan ilişkilerinin toplumsal ve bireyle, bireysel düzlemlerdeki çelişkilerini sen ben ikilemi unutmuyoruz. Sen ben ikilemi derse cevabımız Özdemir Alsap olacak. Şiir türünde yazdığı eserlere baktığımızda Lavinia, Dünya Kaçtı Gözüme, Yalnızlık Paylaşılmaz Çiçekleri Yemeyin. <laughs> Sebahattin Kudret Aksal'a baktığımızda bu sanatçı ile ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgi Gazoz Ağacı adlı bir öykü kitabı vardır. Fazıl Üslü Dağlarca'ya geldiğimizde Cumhuriyet döneminin en büyük destan şairidir. Bu cümlede önemli. Türk Edebiyatı'nın en çok şiir yazan şairidir. Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi gibi tarihimizdeki destanlaşmış olayları şiirlerinde genişçe kullanmıştır. Yapma destan ve epik şiirleriyle tanınır. Hem bireysel hem toplumsal şiirleri vardır. Bu cümlesi de çok önemli. Türkçem benim ses bayrağım diyerek Türkçe'ye verdiği önemi ortaya koymuştur. Unutmuyoruz. Türkçem benim ses bayrağım. 1946'da CHP şiir yarışmasında Çakır'ın destanı şiiriyle üçüncü olmuştur. Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir diyen sanatçı şiirin iki ayak üstünde yürüdüğünü belirtir ve bu iki kavramı imgelen ve iştenlik olarak açıklar. Cemal Süreyya Fazıl Hüsnü Dağlarca için şiir tankeri tabirini kullanmıştır. Bazı eserlerine baktığımızda Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Çakırın Destanı, Havaya Çizilen Dünya, Çanakkale Destanı, Kubilay Destanı bir de 19 Mayıs Destanı. Erdem Beyazıt'a geldiğimizde ikinci yayıncıların anlatım teknikleriyle İslami söylemi birleştirmiş birleştirmiş mistik bir sanatçıdır. Şiirlerinde politik bir söyleyişle görülen sanatçı serbest şiirler yazmıştır. Daha çok endüstri toplumunun parçaladığı insanı dinsel duyarlıl duyarlılığa davet eden şiirler yazmıştır. Yedi Güzel Adam'dan biridir. Sebep Ey ve Risaleler adlı şiir kitapları vardır. Cahit Zarifoğlu'na geldiğimizde şiirlerinde madde ruh çatışması ve batı bu cümle çok önemli batı diktasına karşı doğu protestosu temalarını işlemiştir. Şiirlerinde İslami motifleri fazlasıyla kullanan mistik bir şairdir. Batının hegomanyasına karşı bir başkaldırı düşüncesi vardır. Yedi Güzel Adam adlı şiir kitabı unutmuyoruz. Yedi Güzel Adam adlı şiir kitabı da bulunan sanatçı aynı zamanda Yedi Güzel Adam'dan biridir. Bu Yedi Güzel Adam adlı şiir kitabı modern bir destan özelliği taşır diye değerlendirilir. Edebiyat tarihçiliği tarafından Yedi Güzel Adam adlı şiir kitabı modern bir destan özelliği. Bir cümlesi var Cahit Zarifoğlu'nun. Şiir maddenin ördüğü duvarın arkasını kurcalama işidir der. Cahit Zarifoğlu'nun şiirinde bu insanlar dev midir, yatak görmemiş gövde midir diye bahsettiği yedi güzel adam kimler ona bakacağız. Bunu da kodlama olarak namecar diye aklımızda tutabiliriz. Sırasına göre baktığımızda Nuri Pakdil, Alaaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Ali, Ali Kutlay ve Rasim Özdenören. Şimdi... Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitaplarına bakıyoruz. İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam ve Korku ve Yakarış. Nuri Pak ile baktığımızda Kudüs şairi olarak bilinir. Biat, otel gören defterler deneme türünde yazdığı eserleridir. Halim Şefiye geldiğimizde gezecek kitap satıcılığı yaparken şiirlerini okuduğu için sokak şairi diye alınır anı, anılır. Aynı zamanda Orhan Veli'nin arkadaşı olan Halim Şefik garip tarzında şiirler yazmıştır. Tek şiir kitabı da Otopsi adlı şiir kitabıdır. Bu Otopsi adlı bu kitabına adını da veren şiiri Orhan Veli'ye yani Otopsi diye şiir kitabı var. Bir de onun içinde Otopsi diye şiir var. Bu şiiri Orhan Veli'ye bir ad olarak yazmıştır. Edip Ayel'e geldiğimizde İstanbul'un pek çok semtini ve mimari eserlerini şiirlerinde işlemiştir. Poetikasını, divan şiirini ve gazeli yaşadığı dönemin zevkine göre yaşatmak şeklinde belirlemiş ve bu doğrultuda neoklasik şiirler yazmıştır. Şiirlerinde kuvvetli bir ritim duygusu göze çarpar. Biçim kaygısından ve aşırı, çek aşırı şekilcilikten şiirin özünü ihmal eden bir şair olarak değerlendirilmiştir. Pantun ve iambos nazım şekillerini Türk edebiyatında ilk kullanan sanatçı Edip Ayal'dir. Bunun dışında ne diyebiliriz? Türk, Türkçe şiirlerini Mozaik ve Şehrain adlı kitaplarında toplamıştır. Özdemir İnce'ye geldiğimizde şiir üzerine kuramsal yazılar ve değişik konularda denemeler yazan sanatçının eserleri birçok dile çevrilmiştir. Özellikle İslamcı kesimlere takındığı menfi tavırlarla dikkatleri üzerine çekmiş ve tepkiler toplamıştır. Fikir özgürlüğü çığırkat, çığırkat, çığır, kanlı yaparken İslamcı kesimlerin İslamcı kesimlerin fikir özgürlüğünü kısıtlamaya kalkışmakla itham edilmiştir. Kendini iyi pazarlayan şair diye bahsedilen Özdemir İnce'nin aldığı pek çok sayıda ödül vardır. Şiirlerinden özellikle en çok çıkan kiraz zamanıdır şiir kitaplarından. Talat Said Halman'a baktığımızda birler başlığı altında bir mısralık şiirler yazan sanatçı özellikle Shakespeare çevirileri çevirileriyle tanınır. Evet değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bir mobil uygulama çalışmamız var. 1350 civarı içinde soru vardır. Bu 1350 sorunun içinde ÖABT'de çıkan tüm konular mevcuttur. Yani konu anlatımlarımızı biz sadece yeni Türk edebiyatı üstüne yapıyoruz ama mobil uygulamamız ÖABT'nin bütün konularına yöneliktir. İletişim bilgilerini görüyorsunuz. Özellikle Alan Edebiyat Harun Hoca Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Burada faaliyetlerimiz olacak. Bir de son olarak mobil uygulamanın mobil uygulama bir video bu videonun altına koyacağız. Hani hangi video hangi mobil uygulama olduğuna bakarsın. Zaten mobil uygulamada ismimde yazacağı için yine de videonun altına koyacağız tabii ki. Evet değerli arkadaşlar görüşmek üzere.